geçtiğimiz günlerde yapılan orta vadeli açıklanan ekonomik programın en önemli ayaklarından birisi de bilindiği üzere temel gıda maddeleri fiyatlardaki enflasyon oranının üstünde yükselişin engellenmesiyle ilgili. İkincisi tabii çok önemli, istihdamla ilgili problemin çözülmesi, ara elemanla ilgili. Tabii bunun için yasal düzenlemelerin de yapılması lazım. Örneğin işte artık böyle 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl aynı mesleği idame ettiren veyahut ondan sonraki nesile o işletmenin devamıyla ilgili artık ayakta kalmaları mümkün olmuyor. En uzun ömürlü işletmeler 3 ile 5 yıl arasında, bazen 6 ay 1 sene içerisinde o meslekler terk ediliyor. Neden? Kuralsızlıktan. Halbuki iş yerler açılmadan evvel mesleki kuruluşların bu konudaki görüşlerinin alınması, ihtiyacın hangi sektörlerde varsa o sektörler üzerine yoğunlaşması, hatta onların teşvik edilip bunlara kaynak aktarılması çok önemli. Dolayısıyla kalifiye eleman çok önemli. Hele gıda maddeleri çok önemli. Artık semtinizde manav, kasap, bakkal görmek de artık mümkün olmuyor. Çünkü zincirler onların çalışma alanlarına girip kendi istedikleri fiyatı dikte etmek suretiyle, ambalajı dikte etmek suretiyle satışlar yapıyorlar. 3 aşağı 5 yukarı bir zincirde farklı fiyat, diğer zincirde bir farklı ürün olmak üzere biz zaman içerisinde bu temel gıda oluyor. Zaman içerisinde zorunlu tüketim, yani diğer gruplardaki ürünler oluyor. Ama piyasada bir haksız rekabetin olduğu, yapılan çalışmalarda, bakanlıkların koordine edip yapmış olduğu denetimlerde mümkün olmuyor. Tabii gidilen noktalarda ancak bunlar tespit edildiği zaman cezalandırılıyor ama on binlerce dükkanı olanlar için böyle bir şey yapmak da mümkün değil. Tabii fiyatların yükselmesinde piyasada rekabet edecek insan sayısı azalıyor. Bizim de talebimiz, perakende yasasının özü bu. Diyoruz ki rekabet olursa fiyatlar kendiliğinden düşer. Açıklanan program gerçekten orta vadeli program, çok önemli. Bu ekonomi programının en önemli ayağı da enflasyonla mücadeleydi. İstihdamla aynı sorun. Aynı şekilde yeni teknolojilere, çağın gereksinimine karşı yeşil enerjiyle bu konular ağırlıklıydı. Tabii insanların daha rahat yaşayabilmesi için iş yapabilmeli kabiliyetten öne çıkması lazım. Dolayısıyla işte söylediğimiz gibi gelişmiş ülkelerdeki kurallar ülkemizde de koyulması lazım. Tahmin ediyorum ki bu Ekim ayında meclis açılır açılmaz çok önemli olan bu perakende yasasının mutlaka ve mutlaka çıkarılması ve piyasadaki bu astronomik enflasyon artışının önüne geçecek şey sektördeki rekabet ortamının oluşmasıyla ilgili. Bununla ilgili çalışmalarımızı tabii bakanlığa sunduk. Ticaret Bakanlığımız bu konuda zaten konulara vakıf. Dolayısıyla Maliye Bakanlığımız, yine Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın da üstünde ısrarla durduğu enflasyonla mücadeleyi tek haneye indireceğiz. Bizim için çok önemli. Onun için biz de herkes elini taşın altına koyması lazım. Hayat pahalılığının duracağı şey kurallar ve kanun. Bunun için de yapmış olduğumuz çalışmalar devam ediyor. Eminim ki bundan sonraki süreçte istikrarın sağlanması, çarşıların, pazarların, yine semt esnaflarının ayakta kalabileceği bir rekabet ortamının doğurması lazım. Bununla ilgili umut ediyoruz ki işte bu Ekim ayındaki meclisin açılmasıyla birlikte bu sektörün sorununun çözülmesiyle ilgili.